bir şey söyleyeyim mi? Artık seni Nur bile kurtaramaz. Anladın mı? Burada güzellik değil, rezalette gideceksin. Sen de bir gün gideceksin buradan. Ben de işte bunu merak ediyorum. Bakalım Nur ona aşık olduğunu öğrendiğinde sen nasıl gideceksin buradan? Oo, iyi insan lafının üstüne gelir. Sen demin ne dedin? Nur, ne olur yapma. Ne yapmasın abi? Duymazdan mı gelsin? Ay bence onun için çok geç kaldık ama. Öyle değil mi Nur? Ne saçmalıyorsun sen? Ha. Şu suratının haline baksana. İnanmıyorum gerçekten ya. Sen şimdi bunca zamandır hiç anlamadın mı? Ya yoksa bize mi oynuyorsun? Bana bak. Elimden bir kaza çıkmadan defol git buradan. Çok saçma. Çok saçma. Nur bir dakika. Bak böyle gitme. Konuşalım öyle git. Neden konuşmuyorsun? Neden onu susturmuyorsun? Neden bu saçmalığı kesmiyorsun? Neden? Ay zor soru bunlar. Çabuk defol git buradan. Eğer kafan çalışıyorsa beni ele vermezsin. Bil bakalım neden? Neyse. Ben şimdi gideyim. Sizin konuşacaklarınız vardır. Ha? Ben sana yine uğrarım abicim. Saçmaladın. Neden bunu yapıyorsun bilmiyorum ama gerçekten saçmaladın Fikret. Kal dedin. Konuş o zaman. Neden onu susturamadın söyle o zaman. Susturamadım Nur. Ben de neden diyorum Fatih. Böyle söylemişse nasıl göz yumarsın? Ya gider bu saçmalığı Yiğit'e söylerse? Nasıl tepki göstereceğini bilmiyor musun? Yiğit göstereceği tepkiyi gösterdi. Ne? Ne diyorsun sen? Yiğit biliyor. Sen ne? Fikret doğru söylüyordur. Ben sana aşık oldum. O şerefsiz kızımın peşini bırakmıyor. Onu taciz etmeye devam ediyor. Neyle? He? Ne yapıyor teyze? Kızının kafasına silah mı dayıyor? Nasıl görüşür ya? Benden habersiz nasıl görüşür? Gizli nasıl görüşür onunla? Sen beni dinlemiyor musun oğlum? Anlamıyor musun? Kuzenin olacak o edepsiz kızıma musallat oldu diyorum. İcler'i tehdit edip olay çıkmasın diye kendisiyle görüşmeye zorluyor. Ya İcler istemese neden görüşsün onunla? He? Neyle korkutup görüşecek kızla? Seninle korkutuyor. Neyle korkutacak? Kalkıp oraya gelmesin. Sen onunla karşılaşma. Elini kana bulama diye kız ne yapacağını şaşırmış durumda artık. Gözünü seninle korkutup kızımı parmağında oynatıyor. Anlamıyor musun? Neden bana haber vermiyor? Neden bana söylemiyor? Senin için, Mert için sizi düşünerek söylemiyor. Yoksa niye söylemesin? Yiğit, bak ben bir anne olarak, teyzen olarak bunları konuşurken gerçekten zorlanıyorum. Yani bunu tahmin bile edemezsin. Ve bu konuştuklarımda kızımı ne duruma düşürdüğümün de farkındayım. Ama ne olur senden bir tek şey diliyorum. Bunun cezasını İcrel'e kesip beni buna pişman etme. Buraya ilk geldiğim günü hatırlıyorum. Bana hayatımın ilk ve tek aşk mektubunu veren o küçük kızım. Büyüyüp nasıl genç bir kadına dönüşeceğini gözlerimle göreceğim için heyecanlıydım. Sonra seni görünce o heyecan yerine adını koyamadığım bir telaşa bıraktı. Nasıl oldu? Ne zaman oldu sorsan anlatamam. Hala da bilmiyorum. Hiç farkına bile varmadan sarıp sarmaladın beni Nur.
Ben ne olduğunu bile anlamadan kapıldım gittim sana. Lütfen. Lütfen devam etme. Lütfen. Seni hayal kırıklığına uğrattım. Ya sen benim arkadaşımdın. Dostum, sırdaşım. Ben seninle kalbimi paylaştım. Kalbimdeki adamı paylaştım. Ya ben sana güvendim ya. Çok güvendim ben sana. Hayatım boyunca kimseyi duyguları yüzünden suçlamadım. Suçlayamam. Ama sen... Sen... Seni kandırdığımı düşünüyorsun. Bilmiyorum. Gerçekten ne düşüneceğimi bilmiyorum. Sadece yalnız kalmak istiyorum. Yalnız kalmak istiyorum. Nur. Keşke gözlerinin içine bakıp özür dileyebilseydim senden. Ama bunu yapamam. Aklıma, mantığıma, doğru bildiklerime, sana rağmen kalbimde böyle hissederken senden özür dileyemem. İnsanın elinde değil ki. Sen yapabildin mi? Bütün imkansızlıklara rağmen Yiğit'i sevdiğin için özür dileyebildin mi? Eğer bunu benim yüzümden yaparsan İcler'in korkularını haklı çıkarırsın. Ya bir şerefsiz için İcler'i de Mert'i de yakmaya değer mi? Bak İcler bundan korkuyordu biliyor musun? O yüzden o adamın tacizine boyun eğiyordu. Ona korkusunu yaşatma. Bir ahlaksız için kendini de hepimizi de yıkma ne olur Yiğit. Ne olur oğlum. Şerefsiz yüzünden Mert'in hayatını mahvetmem ben. Çocuğumun hayatını mahvedemem. Ama o adam artık bitti. Yiğit. Yiğit, İcrel'in bir suçu yok Yiğit. Fatih mi bir şey söyledi? Sonra. Ne demek sonra ya? Ne oldu? Sonra konuşacağız diyorum sana. Sonra. Ya Yiğit. Nereye gidiyorsun? Yiğit. Yiğit lütfen bir şey söyler misin? Akşam konuşacağız diyorum sana. Yoksa benden kaçıyor musun ha? Yoksa Fatih bir şey mi söyledi? Vallahi haberim yoktu. Ben de şok oldum. Her neyse sonra konuşacağız diyorum. Yiğit. Yiğit! Ya Yiğit! Ya Yiğit! Ya nereye gidiyorsun? Ne oluyor ya? Nereye gittiğini merak ediyorsan ben sana söyleyeyim. Fırat'a gidiyor. Fırat'a mı? İçlerin peşini bırak demeye gidiyor. Amacınız ne bilmiyorum. Ama yazık. Ateşle oynuyorsunuz Aytür Hanım. Ateşle. Ne
yapıyorsun sen Yiğit ya? Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun Allah'ım, ne yapıyorsun? Kör! Ben İcdel'i yıllarca sevdim. Yıllardır seviyorum. Ben ona hep aşık, hep sadık. Sen teyzenin aklına uyup onunla evlenmeyi lütfederken de ben onu seviyordum. O uyurken de ben onu seviyordum. Şerefsiz. Şerefsiz! Geberteceğim seni. Ya sen benim arkadaşımdın. Dostum, sırdaşım. Ya ben sana güvendim ya. Çok güvendim ben sana. Bana hemen şimdi o iğrenç nefesini kesmemem için bir sebep söyle. Ama yok. Seni konuşturmama gerek yok. Cevap yüzünde. Cevap zevkten parlayan gözlerinde. Gülüyorsun ha. İşte sen busun. İnsanların acılarına gülüyorsun. Bana bak. Eğer Nur'un yanında konuşmadım diye kurtuldum sanıyorsan çok yanılıyorsun. Ben senin ipini kime vereceğimi çok iyi biliyorum. Yürü. Yiğit'e gidiyoruz. Kuş kadar aklın varsa bunu yaparsın zaten. Kes sesini. Nur gözlerini kör etmiş. Kulaklarına sağır etmiş. Eli değmişken başka ne yaptı peki? Ha? Aklında başından mı aldı seni? Bana bak. Nur'un adını ağzına almayacaksın. Nur'u istiyorsan Nur'u sana ben vereceğim. Şimdi de böyle mi oynayacaksın? Nur'u bana verecekmiş. Hazır vermişken bir de hediye paketi yap istersen. Eğer kafanı kullanırsan ne demek istediğimi anlarsın. Sen benim neler yaptığımı görmüyor musun? Yiğit'le Nur'un arasını o içlal denen istirikli kadının bile açamadığı kadar açmışken ben. Ya sen bunu görmüyor musun? Görmüyor musun? Derdin ne senin? Ha? Senin derdin ne? Sana ne benim derdimden? Doğrucu Davutluk yapma. Aptallık etme. Dermanım bende. Bana bak. Ne kadar saçmalarsan saçmala bundan kurtulamayacaksın. Bu senin sınavındı Fikret. Ve sen her zamanki gibi yine kaldın. Ya ben Yiğit'in sınavıysam? Hiç aklından geçirmiyorsun değil mi? Ya Yiğit sınavını benim yüzümden veremezse? Sebep olduğumu gördün. Bu yalnızca ortalığı karıştırmak için miydi? Hiç sanmıyorum. Onlara nasıl ayna tuttuğumu, o sözde çok büyük aşklarını ne hale getirdiğimi gördün mü? Aralarındaki o çok incecik pamuk ipliğinin farkında mısın? Yiğit Nur'dan emin mi? Hı, değil. Aralarındaki güven cam kadar kırılgan. Görmüyor musun? Nur'un kalbine batan cam kırıklarına şahit değil misin? Sevdiği adamın gözlerindeki soru işaretlerini ben görüyorum. O görmüyor mu sanıyorsun? Peki sen ne sanıyorsun? Nur'a bu iğrenç oyunu oynamana müsaade edeceğimi mi sanıyorsun? Aa, kahramanlık yapmak istiyorsan tamam, sakın durma. Nur'u oyuna getirdiğimi düşün, yolumu kes. Ama eğer hatırladığım kadar akıllıysan, benim tanıdığım abim başka bir açıdan daha bakar. Oyuna gelenin Yiğit olduğunu düşünür. Onlara tuttuğum aynaya bakmalarına izin verir. Arkasına yaslanıp Yiğit kaybederken nasıl kazandığını izler. Sana niye güvenecekmişim? Nur'un yüzündeki hayal kırıklığını gördün. Ay,
aşkını öğrendiğinde kendini ne kadar kandırılmış. Hatta belki de kullanılmış gibi hissetti. Peki seni ne temize çeker sevgili abicim? Hı? Aa, dur. Ben söyleyeyim. Yeni ve çok daha büyük bir hayal kırıklığı. Şimdi bu kapıdan arkamı dönüp çıkacağım. Hiçbir şey olmamış gibi, sanki biraz önce benim boğazımı burada sıkmamışsın gibi işimin başına döneceğim. Kaldığım yerden devam edeceğim her şeye. Ya da beni durduracaksın. Kolumdan tutup işte aradığın kurban bu diye Yiğit'in önüne atacaksın. Ve Nur'un tek hayal kırıklığı da sen olacaksın. Kaçta gelecek diyorum ben sana. Heh? Doğruyu söyle bana. Yiğit Bey, neden inanmıyorsunuz? Kıbrıs'a gitti diyorum. Yarın dönecek, bugün gelmeyecek. Söyle o patronuna. Yarın tekrar geleceğim. Onu bulana kadar tekrar geleceğim buraya. Anlıyor musun? İğnenin deliğine de saklansa o delikten çıkarıp alacağım onu. Tamam, ben aramaya devam edeceğim. Senin ne işin var burada? Asıl senin ne işin var? Fırat nerede? Teyzem mi söyledi? Ya Yiğit, ne oluyor? Söylesene bana, ne oluyor? Ya bir şey olduğu yok. Çünkü adam ortada yok. Ya Yiğit, ne yaptığını sanıyorsun? Yine ne oluyor? Yine neden Fırat'ın peşindesin? Ya sonra konuşalım diyorum sana. Hem sen neden arkamdan geliyorsun benim? Ya çıldırmış gibi önümden fırladın gittin. Ne yapsaydım ha? Oturup Fırat'a ne yaptın diye acaba düşünse miydim? Ya Yiğit, ne oluyor gerçekten? Bak çıldırıyorum ben artık. Sen niye Fırat'ın arkasından gidiyorsun? Yine ne oldu ha? O şerefsiz yüzünden seninle kavga etmek isteyeceğim son şey bile değil. Ya ben zaten seninle kavga etmek için gelmedim Yiğit. Sadece ne olduğunu anlamak için geldim. Ya bizim yeterince sorunumuz yok mu? Yeterince dertimiz yok mu bizim Yiğit? Sen yine neden Fırat'ın peşine düştün ha? Niye? O adam rahat durmuyor. Anlıyor musun? Kızın etrafında dolanmaya devam ediyor. Artık işi taciz boyutuna ulaştırmış. Ne yapayım ha? Ne yapayım? Arkama yaslanıp benim çocuğumun annesine askıntılık etmesine izin mi vereyim? Fırat'ın taciz ettiğini teyzen mi söyledi? Ya ben bunu konuşmak istemiyorum. Dur. Yaptıklarının taciz olduğunu nereden biliyorsun Yiğit'e? Teyzen anlattı diye mi? Ya taciz değilse? Ya sadece görüşüyorlarsa? Ya İclal Fırat'ın duygularını... Dur bak, gene başa sarıyorsun. Gene başa sarıyorsun. İclal ve Fırat bizim konuşabileceğimiz bir konu değil. Anlıyor musun beni? Çünkü sana duymak istemediklerini söylüyorum diye, değil mi? Ya İclal ve Fırat bizim konumuz değil. Seni bu hale getiren her şey bizim konumuz Yiğit. Gene o İclal'i kıskanıyorsun teranesine başlamayacağız. Tamam mı? Nur, ben sana kanımın son damlasına kadar aşığım. Kalbimin her hücresine kadar aşığım sana. Ama bu başka. Anlıyor musun? Yani o adam benim çocuğumun annesine musallat olamaz. Ya musallat değilse? Ya sadece gerçekten İclal'i kazanmaya başlıyorsa? Yapma Nur, yapma. Gene başlama. Neden? Ya neden olmasın Yiğit? Neden İcren'in senden vazgeçmesine izin vermiyorsun ha? Biz birbirimizi severken, tek savaşımız birlikte mutlu olmakken neden İcren'in senden vazgeçmesine izin vermiyorsun sen? Biz birbirimizi severken İcren neden sevilmesin ha? O neden kimseyi sevmesin? O sevdiği adam neden Fırat olmasın ha? Olmaz. Anlıyor musun? Benim kanımdan, benim akrabam olamaz. Yine erkeklik egon. Tek derdin bu senin. Tamam. Tamam, tek derdim. Tek derdim ve benim derdim. İclal de Fırat da benim derdim, senin değil. Artık dinle beni. Anlıyor musun? Artık üstüme gelme. Ağzını da daha fazla açma. Yiğit, lafı ağzıma tıkasan da susmayacağım ben. Çekil önümden Nur. Kendine de bize de bunu yapmana izin vermeyeceğim Yiğit. Duyuyor musun beni? O ikisi yüzünden bize zarar vermene izin vermeyeceğim ben. Thank you.
o neden kimseyi sevmesin? O sevdiği adam neden Fırat olmasın ha? Aç şu telefonu. Aç şu telefonu it! Bugün değilse yarın çıkacaksın karşıma. Elinde sonunda çıkacaksın karşıma. Duydun mu beni? Seni bekliyorum. Seni bekliyorum. Dediğim noktalara dikkat edin İçin Hanım. 3 hafta içinde sizden geri dönüş bekliyoruz. Dilerim her şey istediğiniz gibi olacak. Olacak. Başka yolu yok. Her şey istediğim gibi olacak. Ulan şerefsiz! Bugün değilse yarın çıkacaksın karşıma. Elinde sonunda çıkacaksın karşıma. Duydun mu beni? Seni bekliyorum. Seni bekliyorum! Ben sana aşığım. Senin mutluluğun için bir ömür boyu bu hayatta mutsuz olmaya gönüllü olacak kadar aşığım ben sana. Yavaş. Yavaş. Affedersiniz İcdet Hanım. Kulüçleri açmak lazım ama çok gerginsiniz. Ay bana bilmediğim bir şey söylesen ya. Telefonunuz çalıyor. Getireyim mi? Boş ver. Umurumda da değil zaten. Hadi İcdet, hadi. Cidden neler oluyor? Yiğit neden peşimde? Ne oldu orada? Cidden seni çok merak ediyorum. Bak mesajımı alır almaz ara beni. Hoş geldin Sayfa Hanım. İcra Hanım nerede? Odasında masajda efendim. Bana uyku ilacı getir. Uyku ilacı mı? Türkçe konuşmuyor muyum? Uyku ilacı. Ama daha geceye çok var. Hem yıllardır almıyordunuz da. İlacı getir. Peki. Görme Aycu. Duyma. Kızın can çekişirken uyu. Uyu. Başkasını aldık demeyin bak. En azından bir görüşelim. Tamam. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Işık hızıyla geliyorum ben oraya. Sen Işık hızıyla nereye gidiyorsun bakalım? İş görüşmem var, geç kaldım.
Aa, sen geç kalmazdın pek ama. Dün gece gözüme pek uyku girmedi nedense. Sen bozuksun bana. Emin acelem var. Tamam haklısın. Yani ne kadar kızsan haklısın. O kadar haklısın ki. Haklıyım. Da haklı olunca ne oluyor? Daha mı mutlu olmam gerekiyor haklı olunca? Bak Emin. Ben dün bütün gün anlayışlı olmaya çalıştım. Lisede değiliz. Sorumluluklarımız var. Çocuk çalışıyor, para kazanıyor dedim. Ama ben de insanım. Ben de insanım ve bu ilgisizliği hak etmeyen bir insanım. Haklısın yani net bir... Ya bozuk plak gibi bana haklısın haklısın deyip durma Emin ya. Senin bana söyleyecek başka şeylerin olmalı. Yok mu? Yağmur. Ben... Emin. Emin bakışlarını kaçırıyorsun benden farkında mısın? Bir şey var. Bir şey var gözlerinden akıyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama sen bana söylemediğin sürece ben o kaçırdığın gözlerini cevap aramaya devam edeceğim. Emin çok zor. Bunu neden bana yapıyorsun? Bunu neden yapıyorsun Emin? Bu sadece iş temposu değil. Sen benden uzaklaşıyor musun? Hayır, hayır. Uzaklaşmıyorum. Uzakta değilim. Ben yanındayım. Yanındayım senin. Senden uzaklaşmıyorum. Sarıl o zaman bana. Madem buradasın. Benim için hala buradasın. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Onu mutlu edemeyeceğini biliyordum. Onu sevmediğini, o evliliğin benim sevdiğim kadına sadece mutsuzluk getireceğini biliyordum. Dayanamadım. Katlanamadım. Doğru adam benken sevdiğim kadının hayatının yanlışını seninle yapmasına katlanamadım Yiğit. Kızıma musallat oldu. O şerefsiz kızımın peşini bırakmıyor. Onu taciz etmeye devam ediyor. Ya taciz değilse? Ya sadece görüşüyorlarsa? Ya sadece gerçekten işleri kazanmaya başlıyorsan? Dışarı. Dışarı, dışarı hemen. Yiğit'im ne oldu? İyi misin? Ne oluyor ya? Niye kovuyorsun kadını? Allah Allah. Ayrıca bu nasıl odaya girmek? Neden görüşüyorsun adamla? Hı? Neden görüşüyorsun adamla? Neden? Hı? Neden bir şey söyle? Bir şey söyle. Neden o adamla gizli gizli görüşüyorsun sen? Ha? Bak. Bak tek isteğim. Tek isteğim kabul etmen. O adamın sana musallat olduğunu kabul etmen. Güzel bir şey söyle. Neden susuyorsun? Bir şey söylesene. O adamı seviyor musun? Hı? Seviyor musun o adamı? Ben hayatım boyunca senden başka hiç kimseyi sevmedim. Sevmedim. Bir tek seni sevdim. Sen ne yaptın? Ha? Sen ne yaptın? Bir gün bile sevmedin beni. Bir gün bile sevmedin.
Şimdi geçsin karşıma sen benden neyin hesabını soruyorsun ya? Ha? Sen gözümün önünde başka bir kadını severken bana ne soruyorsun ya? Bak beni cezalandırmak için o adama kendini kullandırtmana izin vermem. Ya sen cezalandırmak için yapmıyorsan? Hı? O zaman ne için yapıyorsun ha? Neden yapıyorsun lanet olası söyle! Ya onun da beni sevmesini seviyorsam ha? O adamla görüşmeyeceksin. O adamla görüşmeyeceksin. O adamla görüşmeyeceksin. Görüşmeyeceksin o adamla! İşler Hanım, koklayın şunu. İyi gelecektir size. Bir yudumda su içsiniz bari İşler Hanım. Ya bırak şimdi suyu, su içecek halim var. Nefes alamıyor ama. Balkona mı çıkarsak, cama mı götürsek şöyle? Anne. Anne. Odasın. Anne. İşler Hanım, İşler Hanım durun lütfen. Sen ne yaptın? Sen nasıl yaptın bunu? Kalk. Kalk, uyan, kalk. Kalk, sen bana bunu nasıl yaptın? Kalk. Kalk, uyan. Sen nasıl kıydın kızına ha? İşler Hanım, İşler Hanım yapmayın. Yapmayın, uyanmaz. İlaç aldı anneniz. Uyku ilacı aldı İşler Hanım. Yapmayın, uyanmaz. Uyan, sen kızın arası kıydın ha? Kızın arası kıydın sen! Anne! Nasıl kıydın? İşler Hanım, İşler Hanım durun. Allah kahretsin. Allah kahretsin. İşler neler oluyor bilmiyorum ama dayanamıyorum. İlk uçağa atlayıp dönüyorum. Ugh.
Dicle'yle ve ile ilgili ne sen beni anlayabilirsin, ne de ben seni. Ama az önce ben ilk kez Dicle'yle anladım. O şerefsizin onu sevdiğini, sevmesini söylerken anladım onu. Bu kez gerçekten anladım. Ama Allah şahit, o şerefsizin İcel'in kırık kalbinden, zayıflığından faydalanmasına izin vermeyeceğim. Hiç kimse, ama hiç kimse benim çocuğumun annesinin zayıflığından faydalanamaz. Haklısın. Ne ben seni, ne de sen beni anlayabilirsin. Çünkü sen inanmasan da ben Fırat'ın duygularına inanıyorum. Onun İcil'i sevdiğinden hiçbir şüphem yok. Ben ne senin fikirlerini, ne kafa yapını değiştiremeyeceğimi biliyorum. Sen de benimkileri değiştiremezsin. Ama ben İcrel'in hayatı için seninle mücadele edecek değilim. Bizim başka mücadelelerimiz var. Ama senden bir söz istiyorum ben Yiğit. Ne istersen. O mesajı İcrel'in attığını ispatladığımda sen onun peşini bırakacaksın. Neden tereddüt ediyorsun? Yani bu ikisi çok farklı konular. Hiç de değil. Ya defalarca kendi ağzınla söyledin sen. Eğer içlerse kredisi tükendi dedin. Çocuğumun annesi olması bile yetmez dedin. Ben de senden bir söz istiyorum işte. Mesajı İcler'in attığını gördüğünde bu iş bitecek. İcler kimleymiş, ne yapmış, ne etmiş, oymuş, buymuş. Hiçbiri kalmayacak. Ne yaptığı umrunda bile olmayacak. Niye susuyorsun? Konuştuklarımızı unuttun mu? O mesaj milat olacaktı. İcler bunu da yaptıysa Fırat'mış. Başka bir şeymiş. Bunların artık bir önemi kalıyor mu Yiğit? Tamam. Tamam, haklısın. Eğer bu mesaj olayının altından da işler çıkarsa, eğer bunu da yaptıysa, ne hali varsa görsün. Sana söz veriyorum. Ama rica ediyorum, artık bu olay çözülene kadar konuşmayalım. Bu konulara girmeyelim, tamam mı? Fatih'in duygularını bildiğini neden bana söylemedin? Bana aşık olduğunu biliyordun. Neden sustun? Bayılıyorum bu esnek çalışma saatlerine. Vallahi 5 dakika sonra gelsen beni kesin kaçırmıştın. Neyse, şimdi seninle bir kahve içebilirim. Sana ayıracak 5 dakikam bile yok. Bak sen. Demek arabalara bakmaya geldin ha? İyi madem, neyse. Görüşürüz o zaman. Bana bak. Yiğit'in sınavı olmak istiyorsan ol. Ama Nur'un sınavı değil. Onun saçının teline zarar gelirse bunu sana fena ödetirim. Evet. Evet, söylemedim. Neden biliyor musun? Çünkü her başın sıkıştığında o adamın omzuna koşa koşa giderken bana inanır mıydın emin değildim. Kendimi aptal gibi hissediyorum. Ama hangisine daha çok şaşırayım?
onun duygularına mı? Senin o duyguları bile bile hala onunla ortak olmana mı bilemedim. Ne? Ne yani, şimdi olgunlaştığımız için de mi kabahatli olduk? Hadi ama Yiğit. Bu hiç senlik bir olgunluk değil. Tamam bak, inkar etmiyorum. Yani Fatih konusunu senin başına kalkmadım. Senin beklediğin gibi koşa koşa gidip adama saldırmadım. Yani Fatih konusunda kendimi bile şaşırttığım zamanlar oldu açıkçası. Hala beni şaşırtıyorsun. Bak, Fatih konusunda ya da bundan sonra karşımıza çıkabilecek herhangi bir hergele konusunda beni deli edebilecek tek şey senin duyguların ve düşüncelerin. Onlarınkiler değil. Fatih'le ilgili seni defalarca kez uyardım. Çocukluk aşkın olması, o yıllanmış mektuplar, hepsi ama hepsi üstüme geliyordu. Ama ben hepsini aştım. Fatih'in sana olan duygularını bile bile hepsini aştım. Çünkü hep verdiğimiz sınavlara inandım. Peki o sınavlardan biri Fikret olmasa Yiğit? Ay şey, soldan gideceğiz. Fatih'e ters gitmek için onu yakınında tuttuğunun farkındayım. O yüzden ona iş verdim. Hadi ama Nur. Yani onu kolundan tutup Adana'dan getiren sensin. Sanırım bir hata yaptım. Yani ne bileyim. Fikret'te beni rahatsız eden bir şeyler var. Ne olduğunu bilmiyorum ama bildiğim tek bir şey var. O gün buraya getirdiğimiz kızla bugün Fatih'in aşkını yüzüme haykıran kız aynı kız değildi Yiğit. Fikret'i tanımıyoruz Nur. Onu buraya getirirken de tanımıyorduk. Muhabbeti hoş, ne bileyim. Kafa yapısı iyi, eyvallah. Ama hepsi bu kadar. E tamam, ben Fatih Fikret'le sıkıştırmayı seviyorum açıkçası. Bunu inkar edecek değilim. Ama hepsi bu kadar. Adisiniz ya. Hepiniz adisiniz ya. İstemiyorum Yiğit. O kızla adını koyamadığım bir şey var. Bir süredir vardı. Ama zor bir hayat olmuş. Büyük bir travması var diye hep görmezden geliyordum. Ta ki bugüne kadar. Bugün gözlerinde bana karşı çok başka bir şey gördüm. Nefret mi, kıskançlık mı, takıntı mı bilmiyorum. Ama bildiğim ve emin olduğum tek bir şey var Yiğit. Bugünden sonra o kızı etrafımda istemiyorum ben. Demek öyle Nur Hanım ha? Peki. Bunu iş yüzünden söylemiyorsun. Öyle değil mi? Yani Fikret burada kalırken bunu söylemen biraz tuhaf değil mi? Onunla konuşacağım. Onu mağdur etmeden artık burada kalmaması gerektiğini söyleyeceğim. Yani mağdur etmemek lazım. Bak, galeride çalışması bizim etrafımızda olacak anlamına gelmiyor. Yani sonuçta bizim galeride çalışıp da yüzünü bile görmediğim birçok elemanım var. Madem kıza git diyeceksin, bir işe ihtiyacı olacak. Kendimi ona karşı suçlu hissetmek istemiyorum. Ama gerçekten bütün kalbimle gitmesini istiyorum. Beni anladığın için çok rahatladım. Teşekkür ederim. O ne demek şimdi? Ha? Ne yani? Sana karşı Fikret'in yanında duracağımı mı düşündün? Bilmem. Son günlerde ikiniz çok yakın görünüyordunuz. Bak, muhabbetinden, neşesinden hoşlanmadığımı inkar edecek değilim. Yani bunu saklayacak değilim. Ama hepsi bu Nur. İnan ki bu kadar. Evet, Fikret'te seni rahatsız eden bir şey varsa mutlaka senin onda bir şey gördüğün içindir. Seni tanıyorum Nur. Seni çok iyi tanıyorum. Sen öyle durup dururken kimseye, hele de Fikret gibi koruyup kolladığın, bu kadar sahip çıktığın birisine cephe almazsın. Bunu bilecek kadar iyi tanıyorum. Merak etme. Çok rahatladım. Beni yine kıskançlıkla suçlayacaksın diye düşündüm.
Bir de Fikret yüzünden kavga edeceğiz diye içim sıkılıyordu. Gel, gel. Bak, ne Fikret ne de başkası. Bizim meselemiz, bizim kavgamız bu değil. Anlıyor musun? Ya bu mesaj olayıydı, bu karmaşaydı derken biz... Tek meselemizi, asıl meselemizi ve asıl hedefimizi unuttuk. Mert. Evet, Mert. Birlikte yeniden Mert'i kazanmalıyız. Bunu birlikte başarmalıyız. Anlıyor musun? Mert'i, o çocuk kalbini yeniden kazanmalıyız Nur. Güzel Hanım, bakın ilaçlarınızı getirdik. Lütfen açın kapıyı, bunlar size iyi gelecek. İşler Hanım. Açsana salak, açsana! Şu an konuşacak durumda değilim ben. Evde misin? Sana konuşmak istemiyorum dedim, değil mi? Değil mi? Değil mi? İhlal Hanım, bakın Mert gelecek biraz sonra. Lütfen açın kapıyı. Kapıya baksana. Yalnız İcler Hanım pek müsait değil. Geleceğimi biliyordum. Ama bir saniye Fikret Hanım, bir saniye. Bir saniye. Ver, alayım onları ben. Ben veririm. Pardon ama siz? Hadi çekil, çekil. Çekil şuradan, çekil. İcler. İcler'cim, ben geldim. Ya. İcilerim Fikret ben. Hadi kapıyı aç artık ha. Sen aklını mı kaçırdın? Hizmetçilerinin diline düşmeyelim istersen. Bak deli misin nesin? Defol git odamdan hemen. Bugün iyi bir gün değil galiba. Fikret, çık git şu odadan. Nur da beni def ediyor. Evinden ve tüm hayatından senin tarafında olduğundan şüpheleniyor. Bana yardım etmek zorundasın. Zorundayım. Ha? Ben zorundayım. Biz aynı taraftayız. Sana bunu ispatladım. Bana ihtiyacın var. Sen şu an benim nelere ihtiyacım olduğunu tahmin bile edemezsin. Tamam mı? Şimdi hemen defol git bu evden. Bana yardım etmeyeceksin yani. Doğru mu anlıyorum? Bana bak. Fikret misin nesin? Sen şu an böyle zerre kadar umurumda değilsin benim. Tamam mı? Hatta şu an Nur bile umurumda değil benim. Ver şu ilaçlarımı. Ver şunları, çık git. Antidepresanlar. Görünüşe göre bir işe yaramamışlar. Fikret, çık git şu evden! Yalnız bunlar çok ağır ilaçlardır. Yani ben geçen yıl bir psikiyatrın sekreteriydim. Yani gerçekten ben bunlarla ilgili çok iyi şeyler bilirim ha. Gidiyorsun. Hadi yürü, gidiyorsun. Bir de bunları gerçekten çok ortalıkta falan bırakmamak lazım. Yani sağlam birini bile çok fena yapar. Gerçekten fena olur yani. Gidiyorsun, çık! Çık, gidiyorsun, çık! Hastası! Tabii ya. Kime bağırıyordu bu işler yine? Bir uyutma daha. Kadının kendi evi Elmas. Bağırır, bağırmaz. Allah'ın ezi. Hanımını koruyor bir de. Bir günden bir güne de size iyi davrandı mı acaba bu kadın? Ama siz o kadar işte. Kim sizi eziklerse. Fikret? Ay, sen buradaymışsın ya Elmas. Ben hep buradayım zaten de. Sen hayırdır, sen niye buradasın? Seni görmeye geldim ben de. Beni görmeye geldin. Ay kaç gündür aklım sendeydi ya.